Ben mesela bu yaşıma geldim, ben daha böyle bir şey görmedim. İmkansız bir şeyi başardılar. Üretimin olmadığı yerde ekonomiden bahsetme. Bu kadar basit. Ekonomimiz çok iyi. Ya gülemiyorum. Ya şimdi bak, o kadar komik bir şey ki bu. Gülemiyorsun. Beynimize dalga mı? Beynimi yakmaya mı çalışıyorsun? Amaç ne burada? Ben onu daha çözemedim. Ekonomiden memnun musunuz? Hangi kanal bu? Söylediklerimizi yayınlıyor musunuz? Tabii tabii, hepsini. Hangi ekonomiden? Türkiye mi, dünya mı? Türkiye ekonomisinden memnun musunuz? Yok. Hayır. Neden peki? Yönetemiyorlar yani bunun. Kaç tane sebep istiyorsun sen? Yani sizin için hangileri geçerliyse? Bizi öğreten kişi sıfır. Matematik sıfır. Ekonomi tam sıfır. Atananlar sıfır. Hepsi aynı o şey gibi, anaokulu öğretmenleri gibi. Ciddiyet yok yani, şey yok. Yönetim. Ne zamandan beri böyle? Sanırım 9 sene oldu. 9 yıl. 9 yıldır ekonomide bir kötü gidişat. Hep aşağı gidiyor. 9 yıl öncesinde nasıldı? 9 yıl öncesinde en azından bir nefes alabiliyor muyum? Ya iyi miydi, normal seviyede? Şimdi ben mesela bu yaşıma geldim, ben daha böyle bir şey görmedim. Kaç tane şey gördük de yok. İmkansız bir şeyi başardılar. Üretimin olmadığı yerde ekonomiden bahsetme. Bu kadar basit. 9 yani, sene öncesinde üretim var mıydı? O zaman vardı. Bitirmeye çalışıyorlardı, bitti. Ya bugün hiçbir şeyimiz yok. Kalan şu gördüğün şeyler, yapılar. Peki nasıl düzeltilebilir sizce? Reform, direkt şeyden, sıfırdan tekrar başlamak üzere. Her şey değişecek. Yani bu üretime mi sıfırdan başlamak lazım, iktidar olarak mı, yönetim olarak mı? Önce iktidar kendine çekidüzen verecek, üretime yönelecek. Verdiği fabrikaları geri alacak. Bu birinci şart. Sen hiçbir şey hükmedemiyorsun şimdi. Bir zam geliyor, adam istediği zamı yapar, sana karışamazsın ona çünkü sen yetkiyi ona verdin. Ha, benim elimde var mıdır imkanım? Herhalde sanırım paraları da yok şu anda. Çünkü ödediğimiz vergiler malumunuz. Ne kadar ödediğimizi biliyorsunuz. Şunun bile vergisini ödüyorsun şu anda. İnan buna, aldığın nefesin bile vergisini ödüyorsun. Diğer taraftan gitmeler lazım yani, şey yok. Başaramıyorlar. Ya mevcut hükümet bu reformları gerçekleştiremez. Empati yapalım. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam acaba ben ne yapardım? Ne yapardınız? Daha mı egom yüksek olurdu, Türkiye'yi satar mıydım daha çok? Ben empati yapıyorum şu anda, ben kendimi onun yerine koyuyorum mesela. Tek adam benim. Mesela siz ne yapardınız? Egonuz fışkıracak ya beyninizde. Siz ne yapardınız? Belki Türkiye'nin yarısını daha çok satardım ben. Veya daha güzel... Ya çok şey ya, burada bir tez var yani. Artıyla eksi gibi aynı. X verebilecek şeyi bir ülkeyi bir insanın eline veremezsiniz ya. Tek adam rejimi başlı başına yanlıştır diyorsunuz. Yanlış, başından yanlış zaten. Hangi biri şey olmuş ki? Yani sizin düşüncenize göre yeni gelecek iktidarın ilk değiştirmesi gereken şey tek adam rejimi. İstişare iyidir. İstişare iyi. İstişare iyidir. Bir şeyi yapacaksan, tamam benim 250 tane şeyim var. Müsteşarım var. Müsteşarın bildiğini sen bilmiyorsun. Sen niye, nasıl yöneteceksin ki beni? Yani siz bir şirket açarsınız, yanınızda çalıştıracaksınız. CEO denen kişi sizden daha ileride olması lazım. Yani sizden, affedersiniz, daha akıllı olması lazım. Niye? Ben niye CEO'ya 80 bin dolar maaş vereceğim ki? Size bir şeyler katmıyorsa? Heh, ben şirket sahibiyim şimdi. Yöneten benim. Yani son imzayı ben atıyorum. CEO'nun görevi ne orada? Asli görevi? Bizim çevremizdekilerin hepsi şeye çalışıyor. Batırmaya. Batırmaya. Ha, bir de şöyle bir şey var. O da imkansız. Beceremezler onu. Çünkü kaç yıl oldu? 101 yıl mı? 105 yıldan beri yiyorlar. Bitmiyor mübarek. Memleket sağlık. Bitmez mi peki? Bizim insanların bir şey var. Biz okuma özürlüyüz. Yani Türkiye olarak şey yapıyorum yani. Evet. Genel. Kimsenin şey üzerine alınmasın da. Okuma özürlüyüz biz. Bizde olan şey, bu ne dedi, şu ne dedi, aa böyle olmuş, şöyle olmuş, şu. Kulaktan da olmama. Ha, faaliyet göster ya. Faaliyet göstersene sen de. Yani kişi nasıl derler, bir atasözü var. Konuşanı mı, eylem yapanı mı alkışlarsın? Yani fikrini eyleme döken insanlar geçerlidir. Konuşarak öyle bir iş yapacak. Ya konuştuğun zaman havada kalıyorlar. Eyleme döktüğün zaman ne oluyor? Beceriyorsun o işi. Kafanı çeviriyor, hiçbir şey yok. Millet açlıktan kırılıyor. Düşünsene sen, bak dünyanın neredeyse %20-30'u tatlı suyuna sahipsin. En pahalı elektrik sende. Bu saçma bir şey değil mi sizce? Dünyada diyorum tatlı su kaynakları. Elektrik üretiliyor ondan. Bizde niye elektrik pahalı? Niye dışarıdan ben elektrik alıyorum? Ne için?
Bir de şöyle bir şey var, affedersin de. Hani bize diyorlar ya, yol yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. E bu senin asli görevin zaten. Senin asli görevin bu. Onun parasını biz ödüyoruz zaten. Vergilerden alıyorsun. Bunları yaptıkları için takdir etmemek mi lazım? Öyle değil. Siz şimdi yanlış yerden tuttunuz. Benim gözüme sokmayacak onu. Bu onun asli görevi. Şimdi şu şeyi görüyor musun? Evet. Bunu yapması lazım belediyenin. Bu asli görevi. Sen bunun vergisini ödüyorsun zaten. Yapıp benim gözüme sokmayacak. Ha yap bak. Alkışlarsın. Bak ne güzel yaptı dersin şeyi. Hem yapıp hem gözüme sokamazsın sen onu benim. Çünkü bu senin asli görevin. Asli görev diye bir şey yok. Az önce aslında bahsetmek istediğim şuydu. Bir insan görevini yapıyor diye takdir, övgü beklemeli mi? Hayır. O millet zaten onu gördüğü zaman şeye gerek yok ki. O hissedersin sen takdir edildiğini. Nasıl hissedersin? Yoluna devam edersin. Ha bir yerden sesler çıkıyorsa demek ki insanlar mutlu değil. Şöyle bir şey olsun. Şimdi bende yetki olsa mesela. Benim umurumda bile değil. Ben anayasanın maddesine göre konuşuyorum şimdi. Kimse de benim fikrimi engelleyemez. Tabii ki. Ben Türkiye'nin başında olsam, abi seçime gidilecekler mi? Bütün milletvekillerini dışarıya atarım. En büyüğünden en küçüğünü. Mülakatla şey alırım ben. Milletvekillerini bakan olacak. Nasıl bir mülakata tabi tutarsınız? Şöyle, yani işinde deneyimli profesörler var ya, açmışlar kendini. Bunların parayla bunda işi olmaz. Kendilerini şeye adamışlar. Bilim insanları. Ekonomist, evet. Bu adama sen rüşvet teklif edemezsin. Bu adam zaten şeyle işi yok. Maddiyatı aşmış. Ha, sizi alacak, bir kurul toplayacaksın. Milletvekillerini onlar seçecek. Tek tek seçecekler. Mülakatla geçenler milletvekili olacak. Anladınız mı bu eksikliğini? Yani hak ederek milletvekili seçilsin diyorsunuz. Sizin çocuğunuz, benim çocuğum nasıl sınavlarda üniversiteye giriyorsa onlar da öyle olacak aslında. Millet seçmeyecek kardeşim ya. Seç, niye seçiyorsun? Ben şimdi bir oy veriyorum. Kim bu? Ya işte ordinarius profesör şu bu. Adam üç kelime konuşmasını bilmiyor. Bu beni temsil ediyor. Yabancı dil yok. Ekonomik profesörü. Herif konuşurken salyası şeyinden akıyor. Ne bu ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ülkeyi bırakıyorsun ya. Size güven vermiyor. Hiç vermiyor. Hiç. Peki bu halinden memnun olan belli bir kesim var. İşte asgari ücret 4250 lira oldu. 4250 lira çok güzel rakamlar. Anladım. İşte ülke ekonomisi çok iyi yönetiliyor diyen bir kesim var. Bunların... Tamam 4250'yi ben sana veririm. Ödeyeceğim ben sana. Bir aileye geçindirsene bir yani. Peki geçinemiyoruz. İnsan gibi. Hayır, insan gibi. İnsan gibi ne demek? Bu doğumdan olan haktır. İstediğin her şeyi yersin, içersin, rahat rahat yaşarsın. Bu doğumdan gelen hak. Anladınız mı? Evet. 4250. Bugün benim arabanın deposu 300'e doldu, şimdi 1800'e doluyor. O nasıl olacak? Bu söylemler gerçeği yansıtmıyor mu? Abi, şimdi bir kavram var. Bak onu da söyleyeyim de içimde kalmasın. Şey mi? Doymakla yaşamak hayır, arasındaki fark. İnsanlar devlet ve hükümeti karıştırıyorlar. Öyle bir şey yok. Devlet biziz. Hükümet bugün var, yarın başkası gelir. Devlet biziz, biz. O sarsılmaz bütün o. Hükümet, sen AK Partilisin, sen şusun, sen busun, sen X veya ben parti falan şeyinden değilim. O gelip geçicidir. Ya kimsenin babasının malı değildir bu yıl. Tabii kimse de sonsuza dek kalmayacak. Ya hepimizin. Bak şu bastığımız yer ikimizin. Veya arkadaşım veya oğlum bunun. Bu kavramı bir ele alsalar... Sorun çözülecek ama. Ben dünyanın en güçlü ülkesiyim. Kimse benimle savaşla başa çıkamaz Türkiye'yle. E ne yapıyor? Adam ekonomiyle seni şey yapıyor. Ben 6-7 yaşındayken çok iyi hatırlardım. Bizim bir gelenek görenek vardı. Şimdi Ramazan'dasın mesela. Ramazan'ı geç. Bize her gün Ramazan'dı. Senin evde yemek kaynarken ilk önce komşuya verilirdi. E şimdi kardeşin seni tanımıyor. Hadi bunu da mı ben yaptım? Veya sen mi yaptın? Veya arkadaş mı yaptı? Veya bir arkadaş mı yaptı? Nasıl oldu bu? Neden yitirdik milli değerlerimizi? Başımızdakiler konuşmasını bilmiyor. Hani ben kendimi bildim bileli 80'den şeye kadar 92.000'e kadar çok iktidar gördük. Televizyona çıkarlardı. Rahmetli Erbakan, Türkeş rahmetli. Kim vardı başta? Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz'ı boş ver. O zurnanın son deliği derler ona. Yayınlayabilirsin ha burada. Tabii, tabii. Hiç sıkıntı yok. Tansu Çiller. Rahmetli onu da geç. O da proje. Şu anda tekrar parti kuracak. Kurduracaklar daha doğrusu. Demirel. Ha, rahmetli Demirel. Kim vardı başka? Özal. Hah. Ecevit rahmetli. Bunlar bir araya gelirdi. O konuşmaları siz hiç hatırlıyor musunuz? Yaşınız yetiyor mu onlar? Hala izliyorum. Hah. Son derece saygı çerçevesinde. Hanımefendi kibarca hiçbir lakayet, küfür, laubali bir şey gördün mü orada? Yok. Peki. Çok ünlü bizim bir şey vardı rahmetli oldu. Karikatürist. Demirel'in bir şeyini yapmıştı. Adamı anlamı unuttum.
Demirel zaten bu tarz şeylere karşı son derece anlayışlı. Ya sen eleştiriye açık değilsen evinde otur Allah aşkına ya. Ya şu anda ben şöyle giyindim. Arkadaşımsın mesela veya beni kıskanıyorsun veya beni sevmiyorsun. Ha Özgür efendim ben bu gömleği beğenmedim. Bana mı? Ben bana ne derim sana? Ben beğendim. Sen eleştiri neyi çağrıştırır sizi? Gelişimi. Bak rekabeti biliyor musun? Mesela şimdi bak nereden nereye atacağız? Şu arkadaş 1 liraya satıyor, şu arkadaş 2 liraya satıyor. Ben de ortalarında 1,5'a satıyorum. Buna rekabet denir. Evet. Eleştiri de geliştir kendini, geliştir. Beynini aç. Kendini geliştir, gelişmek zorundaysa. Bunu aç. Bu adam beni niye eleştiriyor? Aa ne güzel eleştiriyor beni. Demek ki ben başarılıyım. Diyebiliyorsan başarılı oluyorsun zaten. Ama asarım, keserim. Ne asıyorum, ne kesiyorum? Hayırdır? Ya kaba kuvvetle hiçbir şey çözülmedi bugüne kadar. Ben hiç inanmıyorum yani o şeye. Şurada şimdi biz konuşuyoruz mesela. Hadi kavga edelim. İkimiz de bir hastaneye gidecek. Ne olacak? Niye edelim ki? Biri daha hastaneye gidecek değil mi? E tamam konuş. Konuşarak neden çözemeyelim? Konuş. Hani bir esprili bir şey vardı ya. Savaş ve seviş diyordu ya bir filmde. Evet. Hangi o şey? Acımatla Karagöz filmde. Savaş ve seviş. Doğru. Niye savaşayım ki? Allah beni savaşın diye mi yarattı? Biz eleştirileri olumlu alamıyor muyuz acaba? Eleştiriye tahammülümüz yok. Neden peki? Daha doğrusu. Kibirliyiz çünkü. İnsanoğlu kibirlidir. Yükseldikçe... Hayır. Ben şeyi hatırlıyorum. Yo, Süleyman Demirel, Levent Kırca'nın kendisini eleştirdiği tiyatroları, gösterileri en ön sırada izliyor. Protokol tabii. Turgut Özal. Bir tane daha vardı. Adama dedi ki ya şuramı daha güzel yap. Bak burası olmamış. Bayağı bir kesinlikle. Bayağı bir komik bir şey vardı. Televizyonda bir araya geldiler ya. Bu gelişmiş insan beyni derler buna. Eleştir beni ya. Eleştirip kendimi düzeltir. Diğer taraftan bakıyorsun. Höt. Höt ne ya? Bu oluyor. Ben böyle böyle yaparım. Hani aile kavramı? Kime etkileyecek o? Bütün bir toplum. Hayır şu anda sen şu araca bin. Şuraya korna çal. Sopa çeker kavga edersen de. O dereceye geldik şimdi. Eskiden şey vardı ya, insancıl, kibarca otur, konuş, sohbet et. Ya şimdi ben bilmiyorum, neresinden tutacağını bilmiyorum ki. Bir yer göster tutayım, tutamıyorum hiçbir şeyi. Şimdi az önce yani, konuştuğumuz... Az önce konulardan bahsediyorum ben. Ben gene bak eğer bende biraz... Allah herkese beyin vermiş ya. Düşündüğün zaman şeyi bulabiliyorsun. Ha, hani sen dedin ya memnun olan var. Evet, memnun olanlar zaten düşünmek zorunda değiller. Onlara yaldır yaldır yağıyor. Memnun olan kısım? Onlara biz yancılar diyoruz. Yancılar, yalamacılar ya. Yani. Bu kar zarar hesabına göre mi taraftı seçiyorlar? Onlar hep, tabii canım onlar yanar döner. Yarın X parti gelsin seni tanımazlar. Biz seninle çalıştık mı? Yok. Biz öbür parti diyoruz. Diğer parti gelsin abi sizi tanıyor muyuz? Öbür parti diyoruz. Fırıldak gibi insanlar yani. Peki bunlar fayda görüyor mu? Ya onların kendilerine faydası var. Diğer her tarafa zararlı olurlar insan. Hiç şeye gelişmiyor. Yani şimdi az önce verdiğiniz örnekteki büyük şirket sahipleri ya da nemalananlar yani, dışında... Sen girmek istemezsin. Onu demeye çalışıyorum. Şu anda benim firmam var. Ya ben bir standart tutturmuşum, para kazanıyorum. Ben bu X hükümetin onun bunun gitmesini niye isteyeyim ki ben demiyorum. Yok, o verdiğiniz örnek çok doğru. Fakat ha, şöyle bir alternatif de var. Üzerine basa basa onu da söylüyorum. Şey, mülakatla alınsın millet meclisi. Milletvekilleri. Milletvekilleri en büyüğünden en küçüğüne kadar. Mülakat. Ordinal üstleri toplayın. Hiç onların parayla pulla ihtiyaç şeyi olmaz. Ve seçilecek insanların da parayla pulla şeyi olmaz. Bunlar gerçek vatanseverler olur. Bu kadar basit. O bak zaman bakalım. Milletvekili maaşlarını da düşürmek gerek. Yo, o gelen insanlar zaten maaş da almaz ki. İnan buna. Bunu ciddi söylüyorum ben. Tüm sandı. Şu anda ben mesela yaptığım işten dolayı tamam ben milletvekili oldum. Benim almama gerek yok diyor milletvekili maaşını. Al çocuklara burs ver. Deprem oluyor. Millet yaldır yaldır para yağdırıyor. E kardeşim nerede ben sosyal devletim? Hangi sosyal devletim ben ya? Hangi sosyal devlet? Neye göre sosyal devlet? Kime göre? Kime göre, neye göre? Bu çok daha önemli. Hangi sosyal devletim ben? Peki şimdi az önce verdiğiniz örneğin dışında bir de şey var. Çok düşük kazanan yani açlık seviyesinin altında geliri olup da hala yönetimin ve ekonominin düzgün işlediğini, güzel olduğunu söyleyenler. Ben açıklamasını yaptım size. Okumuyoruz. Okumuyoruz. Cahil diyemem ben ona. Herkesin bilgisi kendine göre de yalnız okumuyoruz. Ona bir şey anlatamazsın ki. Şimdi aşk insanın gözünü kör eder. Tamam mı? Hiçbir insan yoktur ki en son
Peygamber Efendimiz'den sonra gelen en son bak nur şeklinde o geldi. Ondan sonra hiçbir üstün insan gelmedi. Herkes eşit. Tamam mı? Kimseyi kimseyle kıyaslayamazsın. Şu anda ben sana bir örnek vereyim. Neyiniz var mesela? Örnek veriyorum ya. Örnek bir şey yap bana. Memnun musun hayatından? Yani... Benim iki tane çocuğum var bu arada. Neyin var senin şeyden? Cümlemizin. Bir birikimim yok. Tamam. 70 yaşında bir adam getiriyorum sana. Sen her şeyi istiyorsun şu anda. Tam şey çağındasın çünkü. Biz de senin yaşındayız zamanında. Her şeyi istiyorsun. Her şeyi istiyorsan gidip alacaksın. Gidemiyorum. Saldıramıyorum. Hareket edemiyorum. Elimde mikrofon geziyorum. Şu anda şu işi yapıyorum ben. Kabullendim. Tamam. Okey. Bu senin hayatın. İstediğin hayat mı? Yaşamak istediğim hayat değil. Tamam. Şimdi ben 80 yaşında bir iş adamıyım. Trilyonlarım var. Ben sana bir teklifle geliyorum mesela. Ben de akciğer hastalığı var, karaciğer hastalığı. Hani gençler şeyin yerinde olmak ister ya, zenginlerin yerinde. Kimse kimsenin ne çektiğini bilmez. Yani hiçbir zirveye, hiçbir böyle dümdüz kimse gitmiyor. Ona inanma. Çok engebeli yollardan geçersin. 80 yaşındaki adam diyor ki sana, al şu servetini. Ver bana sağlığını. Kabul eder misin? Etmem. Ha. O senin soruna cevabım. Aa, şimdi biz yaşadığımız bu şeyde... ekonomik kriz olsun, şu olsun, bu olsun. Yok efendim dış güçler şu. Ya bir kabul et ya. Ben yaparım. Bak bak. Ben yapamıyorum dediğin zaman nasıl rahatlarsın biliyor musun? Fatih! Aslında Fatih. Üzerinden sorumluluk atmak gibi bir şey bir nevi. Sürekli suçlu aradığın zaman suçlu sensin zaten. Ben tamam hata benim de. Kalbin soğur, rahatlarsın. Ya bu adam yapamıyor, şu adam yapıyor. Ya arkadaş en iyisini getir koy. En iyisini, sana muhalif olsa da en iyisini koy. Niye? Eğer senin derdin bizi rahatlatmaksa çalışacaksın. Ha, umurunda mı değiliz? Her şey artar. Bunu ben genel anlamda konuşuyorum, yani kendim için değil. Tabii tabii. Bu diğer taraftan da ekonomimiz çok iyi. Ya gülemiyorum. Ya şimdi bak o kadar komik bir şey ki bu. Gülemiyorsun. Beynimizle dalga mı? Beynimi yakmaya mı çalışıyorsun sen benim? Veya biri çıkıyor bir şey söylüyor yani. Amaç ne burada? Ben onu daha çözemedim.